sevgili takipçilerim, kankalarım. Yeah! Hoş geldiniz, sefa getirdiniz sevgili yani YouTube'lar. Bugün sizlerle birlikte, evet, Kudruy. Malız var olsun, hayırlı günler, hayırlı günler. Kur'an'da kader ve insan psikolojisi etkileri. Evet, manevi rehberimiz uzmanı olan sayın değerli yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın kaleminden olan bu mükemmel eserin ilk bölümümüze imzamızı atıyoruz. Başlık çerçevemiz neydi efendim? Kader kavramı diye açıyoruz şöyle. Evet, başlayalım mı? Hep birlikte hazırsanız başlayalım. Ellerinizde kitap karşısında beni seyir gibi geliyorsunuz. Mükemmel bir şekilde yolculara bekliyorum. İlk gösterim şeklinde bu videomuza canlı sohbetli yorumlarınız özellikle bizim için önemli. Yorumlarda da yine alt kısmında beyan etmeyi mutlaka unutmayın. Like'larınızı bekliyorum efendim. Çocukça konuşurum diyorum. Evet, daha önce videolara kavuşmak dileğiyle diyelim, o zaman başlıyorum. İslam inanç ekollerinde uzun yıllar tartışma konularının başında gelen kaderle ilgili tartışmalar aslında İslam ümmeti tarafından tartışılan bir kavram olmayıp bu kavramın gerek diğer semavi dinlerde ve gerekse İslam öncesi cahiliye Arap kültüründe var olduğunu görmekteyiz. Çalışmamızın ilk bölümünde kader kavramına İslam düşünce ekollerinin oluşum evresinden çok daha önce ilk olarak ehli kitap ve cahiliye döneminde ne şekilde yaklaşıldığını, ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu kavram ile ilgili tartışmaların ne boyutta olduğunu inceleyeceğiz. İnce eleyip sırt dokuyacağız. Bu başlık altında ayrıca İslam düşünce ekollerinde kader kavramına verilen anlamlara kısaca değindikten sonra İslam'da var olan kader inancı ile genelde diğer kültürler, özellikle ehli kitabın kader inancı arasında bir paralellik arz ettiğini ya da aralarında etkileşimin olup olmayacağı ihtimali üzerinde durdurak vereceğiz. Evet, ehli kitapta kader inancıyla yolumuza devam ediyoruz. İstikamet yayım. Dedikten sonra devam ediyoruz. Kader konusu sadece İslam kültüründe var olmayıp yaratılışı, varlığın başlangıç ve nihai halini merak edenler tarafından hep sorgulanmış ve üzerine kafa yorulmuş bir neydi? Meseledir. Hemen her kültürde kader benzeri inançların olduğu ve üzerinde tartışmaların yaşandığı bir gerçektir. Özellikle semavi dinlerde kader konusu üzerine bina edilen inanç ritüellerinin olduğu ve din adamlarınca üzerinde açıklamaların yapılmaya çalışıldığı bir nedir? Gerçektir. İslam düşünce tarihinde kader kavramına verilen anlamlara geçmeden önce İslamiyet öncesinde ehli kitabın bu kavrama hangi anlamları yüklediğini ortaya ne yapacağız? Çıkaracağız. Yani birlikte kader. Evet, hemen her toplumda görülen kader problemi Yahudilikte de yoğun tartışmalara sahne olmuştur. Bu tartışmaların seyri insanın hür iradesiyle hareket edip etmediği konusu üzerinde dönmektedir. Tıpkı dünyanın dönergesine tartışmanın taraflarından bir grup insanın tamamen özgür ve irade bakımından eylem hakkını savunurken diğer grup hür irade ve seçim hakkının insanda olmadığını ve her şeyin bir plan ve önceden belirleme şeklinde gerçekleştiğini savunarak ve cebir fikrini savunmuştur. Diğer bir grup ise tamamen özgür olma ve eylemlerde tam bir serbestlikte özgürlüğü reddeden cebir fikri arasında arasında bir yol bulmaya, yani orta bir yol bulmaya ve iki aşırı uç arasında uzlaşmacı olmaya çalışmıştır. Bu arada sevgili değerli izleyici konuklar, Arap'ta buluşalım. Ya! Yayınlamaktayız. Bekliyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Like'larınızı o programımıza da mutlaka bu videodan sonra sağ köşede kartlar bölümünden derhal
bakabilirsiniz müsaitseniz eğer dileyelim. Vaktinizden almadan sevgi bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Öncelikle biz Yahudilikteki kader anlayışını Tevrat'tan örnekler vererek izah etmeye çalışacağız. Sonra Yahudilikteki mezheplerin bu konudaki yaklaşımlarını ve İslam inanç ekolleriyle etkileşimini ele alacağız. Baz alacağız efendim. Tevrat incelendiğinde insanların iyi şeyleri yapma, kötü şeylerden kaçınma gibi sorumlulukların olduğunu ve bu bağlamda iyi iş ve eylemlerinin mükafatla ve kötü iş ve eylemlerinin de ceza ile sonuçlanacağını kader bilinciyle haber verdiğini görmekteyiz ve görmekteyiz ki böyle olunca Tanrı'nın insana eylemlerini yapma ya da yapmama etkisini de verdiği ortaya çıkmaktadır. Tevrat'ta önüne hayatı ve ölümü ortaya sürdüm, yerleştirdim. Bu sebeple kendine hayatı seç ayetiyle bu sizin elinizde istedikleriniz yüzünden oldu ayeti bu gerçeğe işaret etmektedir. Yine ve yine Rabbin ismine hamd etsinler. Çünkü o emredildi ve yaratıldılar. Onları da ebediyen ve daima durdurdu. Bir kanun ortaya sürdü, koydu, onu geçemezler. Ayeti ve çünkü iyi olsun, kötü olsun, her gittiği şeyler beraber, her işi Allah Celle Celaluhu hükme götürecek ifadeleri de Yahudi dininde kader inancının var olduğu apaçık bir göstergesidir efendim. Bahsi geçen ayetlerden ve Tevrat'ın genel yaklaşımından anlaşılmaktadır ki Allah Celle Celaluhu üstün kudret ve bilgi sahibidir. Kişiye verdiği iradeyi onun nasıl kullanacağını da bilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ilmi kulun hareketinin sonucu değildir. Tekrar ediyorum çünkü Allah Celle Celaluhu ilmi kulun hareketinin sonucu değildir. O her şeyi zaman üstü olarak bilmektedir. İnsan hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu'nun bilgisine aykırı hareket ve davranış söz konusu dahi edemez. Ama bu hiçbir zaman onun hareketlerinin Allah Celle Celaluhu tarafından belirlendiği anlamına gelmez. Aksine yukarıdaki ayetlerden onun iyi ya da kötüyü seçebildiği ve ona göre mükafat ya da cezayı hak ettiği anlaşılmaktadır. Yani buradan neyi çıkarmaktayız sevgili değerli izleyici konuklar? Evet, iradeyi çıkarmaktayız değil mi? Tevrat'ta Allah Celle Celaluhu'nun mutlak bilgi sahibi olduğu kabul edilmekle birlikte prensip olarak insanın ve iradesinde ve eyleminde özgür olduğu kabul edilmiştir. Bu konuda genel kanı bu şekildedir. Ebedi bir mutluluk ya da ebedi bir ceza insanın iyi veya kötü davranışlarına bağlıdır. İnsanın iyi bir hayat çizgisiyle ya da felaket ve bela ile karşılaşamayacağı dünyevi hayat ile ilgilidir. Yani insan iradesi ebedi durumu tercih etme konusunda tamamen serbest. Akiva ben yoksa bu inancı özet olarak şu cümleyle ifade etmektedir. Her şey önceden görülmüş, bilinmiş, bunun yanında özgürlük de ve hür irade de verilmiştir. Yahudilikteki iman esaslarına bakılırsa bu anlatılanların sistematik şekilde inanç ülkelerine de bir rahatlıkla görebiliriz. Selam ediyor 10 saniye. Devam ediyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Vaktinizden almadan Musab bin Meymun'un Yahudiler için kabul ettiği ve sistematik bir hale getirdiği 13 iman esası bunlardır. Allah Celle Celaluhu var olan her şeyi yarattı ve onlara hükmeder. Allah birdir ve ondan başka tanrı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun bedeni yoktur. Allah Celle Celaluhu hiçbir şekilde tasvir edile
Men. Allah Celle Celaluhu'nun başlangıcı ve sonu yoktur. İbadet sadece Tanrı'ya mahsustur. Ondan başka ibadete layık olan yoktur. Peygamberlerin bütün sözleri doğrudur. Efendimiz Musa bütün peygamberlerin en büyüğüdür. Yani Yahudilikte. Elimizde olan Tevrat Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Musa'ya verildiğinin aynısıdır ve değiştirilmemiştir. Dinimiz ilahi bir dindir ve değiştirilemez. Allah Celle Celaluhu insanların bütün hareket ve düşüncelerini bilir. Allah Celle Celaluhu emirlerini yerine getirenleri mükafatlandırır ve getirmeyenleri cezalandırır. Allah Celle Celaluhu Mesih'i Maşiyah gönderecektir ve yine bekleriz. 13. madde nedir biliyor musunuz sevgili aleyhisselam muhtar? Ruhum ölümsüzdür ve Allah Celle Celaluhu dilediği zaman ölüleri hayata kavuşturacaktır. Evet. 13 maddeyi verdik. Devam ediyoruz. Yahudilik inanç esasları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Tanrı'nın üstün kudret ve mutlak bilgi sahibi olduğu apaçık ortaya sürülmekte ve görünmektedir. Bununla birlikte Tanrı'nın emirlerini yerine getirenleri mükafatlandırıp getirmeyenleri cezalandırdığı bu inanç ilkesinden hareketle özgür iradenin de benimsendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tevrat'ın insanın eylemleri ve Tanrı'nın bilgisi konusundaki genel yaklaşımını verdikten sonra şimdi de Hristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinin kader konusundaki görüşlerini ayrıntılarıyla baz alan ele alıyoruz. Burada ayrıntılarıyla görüşlerini ele alacağımız 3 Yahudi mezhebinden bahsedebiliriz. Bunlar Filistler, Sadukiler, Eseniler. Filistler Allah Celle Celaluhu her şeyi önceden tayin ettiğini ama ve lakin yine de insanın iyi ve kötü seçim hakkından mahrum olmadığını savunmuşlardır. İnsanın başına iyi ya da kötü ne gelirse gelsin o Allah Celle Celaluhu'nun mutlak kudreti ve ilahi iradesine uygun olarak gelir. Birey ya da toplumun mutluluğu veya bütün insan eli ya da savaşçıların yiğitliğiyle değil ancak Allah Celle Celaluhu'nun mutlak kudretiyle gerçekleşir. Bununla birlikte hem birey hem de toplum hareketlerinden ve seçtiklerinden nedir? Nereye? Sorumludur. Evet, bu düşünceyi Yahudi bilgini Akiba hücumeyle formüle etmiş. Yani şey, önceden görülmüş, bilinmiş, fakat özgürlük verilmiş demişti. Diğer bir Yahudi bilgini ve halen bu inancı Allah Celle Celaluhu korkusu hariç her şey Allah Celle Celaluhu'nun gücüne bağlıdır. Yukarıda hükmedilmedikçe bu dünyada bir insanın parmağı bile incinmez demektir. Filistilerin görüşlerinden özellikle Allah Celle Celaluhu önceden tayin ve tespit ettiği bireyin başına her ne gelirse Allah Celle Celaluhu takdirine bağlı olması fikriyle insanın eylemlerinde özgür olduğu ve buna bağlı olarak ceza ya da mükafatı hak ettiği fikrini uzlaştırmaya çalışıldığı görülmektedir. Filistilerin bu görüşü ilk bakışta çelişkili iki farklı şey gibi yani Tanrı'nın hem her şeyi yaratması ve ayarlaması hem de sorumluluğun insanda olması gibi görülmektedir. Kanaatimizce burada kastedilen eylemlerin yaratılması ve vuku'a gelmesi Allah Celle Celaluhu bilgisine, kudretine ve ezeldeki ilahi iradeye uygunluğu, eylemin seçilmesi ve yaratılmasına sebep olanın ise insanın olduğudur. Sadukiler mezhebi ise insanın eylemlerinde özgür olduğunu, ilahi bir müdahale ve ayarlamanın mümkün olmadığını savunmuşlardır. Gelecekte insanın kendi elinde olup insan kaderini kendi eliyle çizmektedir. Evrenin işleyişinde ezelde belirlenmiş yasalar ve değişmez ilkeler de yoktur. Bilakis bu dünyadaki bütün olayların şansa bağlı olduğunu ve ilahi belirlemenin olmadığını savunmuşlardır. Eseniler mezhebi ise Yahudi mezhepleri arasında en kaderci olanıdır. Kumban yazıtlarında kader kavramı bizzat zikredilmiştir.
Agora yani açıklamasıyla beraber parantez içerisinde kader kavramının bu yazıtlarda yer yer zikredilmesiyle koyu bir kadercilik anlayışına sahip olduklarını göstermektedir. İnsanlar rahat olmadan aydınlık ya da karanlık taraftan birine aittir. Kaderlere ebediyen tespit edilmiştir. Bu yıldızlarda da yazmıştır. Kader her şeyin başlangıcıdır. Dua kitaplarında Allah Celle Celaluhu mutlak gücünün yanında insanın biçtiğini belirten çok sayıda vurgu vardır. İnsanın kaderi tamamen Allah Celle Celaluhu'nun elindedir. Bu mezhebin İslam itikad ekollerindeki karşılığı cebiyedir. Özgür iradeyi reddederek olmuş ve olacak her şey ilahi plana ve ezeldeki belirlemeye bağlamaktadır. Yahudi mezhepleri arasında bu tartışma Hristiyanlığın gelişine kadar sürmüş, hatta Hristiyanlığın doğuşu ve yayılmasıyla birlikte bir şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla Hristiyanlık içerisinde de bu tartışmaların gündeme gelmesi Hristiyan toplumlarını etkisi altına alması sonucunu doğurmuştur. Bu etkileşimi bir sonraki başlıkta incelediğimiz için burada üzerinde durmuyoruz. Hristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinin kader konusunda genel yaklaşımlarını kısaca değindikten sonra Hristiyanlığın gelişiyle birlikte devam eden kader tartışmalarında sonraki dönem Yahudi mezheplerinin yaklaşımına değinmek istiyoruz sevgili değerli izleyici gruplar. Buradan biri tarihin mezhebidir. Bu mezhep Nas dini, metin taraftarları, bir başka deyişle dini nasları harfi harfine bağlı olanlardır. Bu mezhep ilahi belirleme ve cebir görüşünü belirlemiş, özgür iradeyi reddetmiştir. Bir diğer mezhep ise Rabbaniyyum'dur. Bu ise insanın hür iradeye sahip olduğunu savunmuş, ilahi belirlemeyi reddetmiştir. Evet, burada şu tarihi gerçeğe değinmek istiyoruz. İslam inanç ekollerindeki cebriye ve müteziliğinin İslam toplumunda ortaya çıkışı, Yahudilikteki Karim ve Rabbaniyyum topluluklarından daha sonradır. Yahudiler ile Müslümanların aynı coğrafyada iç içe yaşadıkları daha sonra Yahudi bilginlerin İslam coğrafyasında mevcut olduğu bilinmektedir. Yukarıda bahsini yaptığımız cebir ve hür irade savunucusu iki mezhebin çeşitli nedenlerle İslam topluluğunda oluşmuş cebriye ve müteziliye mezhebleri etkilenme ihtimali var mıdır? Oryantalist bazı yazarlar böyle bir etkileşimden söz ederler ve cebir ve ihtiyar gibi kavramların aslında Yahudiliğe özgü kavramlar olduğunu söylerler. Yahudiliğin belli başlı tartışma konularından biri olan cebir ve ihtiyar bu etkileşimden sonra Müslümanlara geçmiştir. Sevgili değerli izleyici gruplar, devam ediyoruz. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli demiştik. Başlangıçta ifade etmiştik sevgili değerli izleyici gruplar. Videomuzu burada durdurup pause verip yorumlara inebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi güzel bir deyin bu şekilde aktarabilirsiniz sevgili değerli izleyici gruplar. Müsaitseniz devam edin. Müsait değilsiniz, daha sonra izleyebilirsiniz. Yanına bulunan daha sonra izle butonuna tıklayabilirsiniz. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Daha sonra müsait zamanlarınızda gelin buyurun. Çayınızı kahvenizi alın. Ekran karşısına geçin ve o zaman seyrisülük edin. Elinize de alıp kitabınızı benle birlikte okursanız çok çok daha kalıcı ve mükemmel olacağının tasviri yönündeyim efendim. Şimdi bununla birlikte etkileşime açık ve ihtimal dahilinde olan bir arada yaşama yukarıdaki görüşün aksine cebir ve ihtiyar tartışmaları Müslümanlardan Yahudilere geçme sonucuna da vermiş olabilir. Canlı sohbetteki ilk gösterimdeki yorumlarınız adına da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada yazdığınızdan emin diyorum. Evet, devam ediyor muyuz? Hazır mıyız? Devam mı? Devam mıyız? Bence tamam diyorsunuz. Belki canlı sohbette böyle geçiyor. Bilemiyoruz. Sonuçta şu an çekim esnasındayız. Devam ediyoruz. Bir başka deyişle söz konusu tartışma yazılar arasında İslam toplumundan etkilenmeleri sebebiyle ravaj bulmuş olabilir. Bazı kaynaklar bu konuyu belirleyip sürmektedir. Misalin deveyi devbel eşittir. Yahudilikteki kader anlayışını hazır mıyız? Yahudilikteki kader anlayışını izah edersen şöyle demektedir. Aslında bu konu Yahudi düşünürlerince tek plus yollar
hatta kontak kurduğu zaman Yahudi düşünürler bu meseleyle ilgilenmeye başlamışlar. İnsan eylemlerinde gelir ve ihtiyaç problemiyle ilk uğraşan sağdır. Gaon'un irade meselesinin açıklamasında ortaya koyduğu yöntem ve yaklaşımın tarzında İslamiyet'in bariz bir şekilde hissedildiği görünmektedir. Onun Irak'ta yani kelami tartışmaların çok yoğun olarak yapıldığı bir bölgede ve devirde yaşamış olması bu etkileşimde büyük tesiri vardır. Aynı gerçeğe Yahudi kaynaklarında da işaret edilmekte. Misalin Yahudi ansiklopedisinde İslami ekollerden insanın eylemlerinin ilahi takdir tarafından yönlendirildiğini iddia eden Cebriye ile insanın eylemlerinde tamamen özgür olduğunu iddia eden Kaderiye arasındaki tartışmaların Yahudi alimlerini etkilediğinden söz edilmektedir. Bütün bu izahlar Yahudi düşünürler derin İslam düşünürlerinden etkilenerek bu tür tartışmalara geldiğini savunmaya yeterli görünmektedir. Tekrarım, bütün bu izahlar Yahudi düşünürlerin İslam düşünürlerine etkilenerek bu tür tartışmalara girdiğini savunmaya yeterli görünmemektedir. Anlaşılmıştır umarım sevgiler, izleyici konuklar, devam ediyoruz. Çünkü yukarıda da izah ettiğimiz üzere irade ve cebir tartışmaları Hristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinin zaten tartışma konularında. Çünkü yukarıda da izah ettiğimiz üzere irade ve cebir tartışmaları Hristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinde zaten tartışma konularında yerini almış ve bu konuda taraflar değişik yöntemlerle açıklama yapma yoluna gitmişlerdi. Bunlardan bazıları insanın iradesini reddederek eylemlerin yani iradeye bağlı ve mecbur olduğunu söyleyerek tam cebirci bir yaklaşım sergilemiş, bazıları ise tam bir özgürlük savunucusu olmuştur. İki uç noktayı uzlaştırma çabasında olan ve ilahi irade ve kudretin özgür iradeye engel olmadığı izahını yapmaya çalışanlar da olmuştur. Bütün bunlar ise İslam inanç ekollerinin konuyu tartışmalarından çok önceki asırlardaki tartışma konularıdır. Bununla birlikte genelde insanların özellikle bir konunun uzmanlarının aynı konuyla ilgili başka toplumlar görüşlerden yararlanmaları ya da onların izah ve yöntemlerinden etkilenmeleri insanın doğasında var. Kaldı ki kader konusu sadece İslam ya da Yahudi toplumu arasında değil, asırlardır her toplumun üzerine kafa yorduğu bir konudur. Böyle olunca bu tür tartışmaların Müslümanlardan Yahudilere geçtiğini ya da Yahudilerden Müslümanlara geçtiğini kesin bir dille ifade etmek oldukça zordur. Ancak birbirlerinin yöntem ve izah tarzlarından karşılıklı bir etkileşim içinde oldukları daha mantıklı gelmektedir. Bununla birlikte bu tür bir kelami tartışmanın illaki bir etkileşim sonucu diğer topluma geçtiği kesin doğru kabul edersek bu takdirde Yahudi düşünürlerden İslam düşünürlerine geçtiğini söylemek daha isabetli olabilir sevgili dostlar. Çünkü Yahudi kaynaklarda ve mezhep açıklamalarında bu tür tartışmaların İslam'dan çok önce yapıldığını görmekteyiz. Olsa olsa İslam düşünce tarihinde kader ve cebirin izah yöntemi sonraki dönemdeki Yahudi düşünceleri etkilenmiş olabilir. Yahudilikteki cebir, özgür, irade ve ikisini uzlaştırma yaklaşımlarına dair mezheplerin yaklaşım tarzlarını ortaya sürdükten sonra şimdi Hristiyanlıktaki kader anlayışı üzerinde durabiliriz. İstikamet, marş. Hristiyanlıkta kader. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere o zaman diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Haydi günler.